Arkadaşlar önce bir sakin olun bakayım ya. Ya buraya videoya girerken bile stresten, panikten acayip paniksiniz. Arkadaşlar başlığa yazdık. Panik yapmak yok, stres yapmak yok. Sakin. İlk kuralımız sakin olabilmek. Sakinliğimizi koruduğumuz sürece gerçekten de çok şey yapacağız. Öncelikle nefes alışverişlerimizi normale getiriyoruz. Nefes alışverişlerimizi normale getiriyoruz. Okey. Okey, anlaştık o zaman. İlk maddemiz sakin olmak. Sakin oluyoruz. Okey. Hemen yazalım şuraya. Sakin oluyoruz arkadaşlar. Sakinliğimizi koru. Sakin oldun mu? Eyvallah. Ondan sonra ne yapıyorsun biliyor musun? Ondan sonra hedeflerini gerçekleştirme zamanı. Sakinliğimizi koruduğumuz sürece çok şey yapabiliriz arkadaşlar. Çünkü biz heyecan yaparsak, panik yaparsak, stres yaparsak yapabildiğimiz önümüzdekileri bile bazen göremiyoruz. Ben kendim için söylüyorum ya, inanın heyecanlanıyorum. Yani heyecan, panik yaptığım halde masamda bir şey arayacağım mesela. Masamda biraz dağınıktır aslında ama masamda bir şey arayacağım arkadaşlar. Gözümün önünde olsun, panik halinde olduğum için, heyecanlı bir şekilde olduğum için onu göremiyorum. Aynı şekilde sizde de oluyor. Panik olmanız ve sakinliğinizi koruyamamanız önünüzdeki o kolay soruları görememenizi sağlıyor. O yüzden arkadaşlar ben çok üzülüyorum. Yapabileceğiniz soruları yapamamanız sizi, beni çok üzüyor. O yüzden yapmamız gereken tek şey şu an, şu videoda, şu anki sahnede sakinliğini koruyacaksın. Biraz. Matematiği nasıl fulleyeceğiz? Matematikle ilgili nasıl çalışmamız gerekiyor? Hepsini arkadaşlar anlatacağım. Öncelikle ben size şunu kesinlikle öneriyorum. Fen bilimlerinden başlamanız sizin için artı bir avantaj olacaktır. Çünkü genel olarak fen bilimleri güzel geçiyor. Ve o güzel geçmesi de senin motivasyonunu sağlıyor. Güzel bir şekilde motive oluyorsun. Ondan sonra giriyorsun matematiğe, Allah diyorsun, bu ne? Niye bunu diyorsun? Çünkü bakıyorsun ki süre daralmış. Bak, hedef şu arkadaşlar. Ve bu 3 ay içerisindeki hedefimizi gerçekleştireceğiz. Diyeceğiz ki ya biz matematikten veya matematiğe başlamadan feni yapacağımız için fende 20 tane soruya 30 dakika vereceksin. Ve kendini bu şekilde alıştıracaksın. E düşünsene, diyelim ki 20 tane soru 40 dakika, örnek veriyorum. E sen 30 dakikada çözdüğünde onu 10 dakika cepte olacak. E sen bunu bildiğin halde matematiğe girdiğinde sana ne olacaktır? Artı kazanç sağlayacaktır. O yüzden bizim planımız arkadaşlar, taktiğimiz şu. Fenden başlayacağız ve feni iyi bir şekilde, hızlı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Ondan sonra oradan aldığımız, kazandığımız puanları matematikte kullanacağız. Hedefimiz bu. Hedefimiz bu olduğu için de size kesinlikle şunu öneriyorum arkadaşlar. Branş denemeleri çözüyorsunuz ya arkadaşlar. Fen bilimleri branş denemesindeyiz. Süper. Fenden 20 soruluk branş denemesini ne yapıyorsun? 30 dakikada çözmeye çalışıyorsun. Hedefin o. 20 tane soruyu koydun, 30 dakika tutuyorsun. Koy kronometre gözünün önünde dursun ya. Gör, o süreyi alış, o sürenin aktığına gör. O akmasından dolayı heyecanın olsun. Ama bu süreçte branş denemelerinde o heyecanın olsun, ama LGS'ye kadar o heyecanını at. Ve alışman için bunu söylüyoruz arkadaşlar. Ve hız kazanman ve daha hızlı düşünmen adına bunu söylüyoruz. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra lütfen ama lütfen matematiği de aynı şekilde, bak, branş denemelerini yazıyoruz. Hatta şöyle notumuzu alalım arkadaşlar. Branş denemeleri artı süre. Şimdi biz branş denemelerini çözeceğiz. Tabii ki çözeceğiz. Ama süresiz çözersen şöyle çözüyorsun. Rahatsın, Allah, çok rahatsın, mükemmelsin. Açtım branş denemesini, koydum böyle önüne. Evet ya, bu branş denemesi de neymiş Allah aşkına diyorsun. Oturuyorsun, bir soruyu çözdün 2-3 dakikada. İkinci soruyu da çözdün 4-5 dakikada. Dördüncü soruya geldin, biraz yorulmaya başladın. 5-6 dakika oldu. Zaten 15-20 dakika geçti. 3-4 tane soru çözdün. Kendimizi bu şekilde rahat bir şekilde alıştırırsak, sıkmazsak, daha hızlı düşünmeyi sağlayamazsak zaman problemimiz çok olacaktır arkadaşlar. Ve bizi zamandan dolayı da strese sokacaktır o sınav. Ve strese girdiğimizde ve heyecanımıza yenik düştüğümüzde, diyorum ya, o gördüğüm, o masamın önünde, gözümün önünde olan şeyi göremiyorum. Sizler de yapabileceğiniz o soruları göremeyeceksiniz ve hata yapacaksınız. O yüzden arkadaşlar lütfen ama lütfen daha sıkı olun. Mesela koyuyorsun ne, branş denemesini. Koy ya şu branş denemesi bir senin yanında dursun, bir gör yönünde. Sonra şu kronometrede şu önüne koy. Herkesin neredeyse telefonu var. Telefonun yok mu? Al bir tane saatin kronometresini koyabilirsin. Gözünün önünde dursun. Saat koy ya. Yoksa hiçbir şey. O önü gözünün önünde duracak.
20 tane soruyu alacaksın ve 40 dakikada çözmeye çalışacaksın. Matematik için söylüyorum arkadaşlar, kendimizi bu şekilde hızlandırmaya çalışacağız. Bak, en büyük hatamız ne biliyor musunuz arkadaşlar? Branş denemesini çözdük ve süre tuttuk. Tamam, ondan sonrası? Ondan sonrası yok. Ondan sonrası olması gerekiyor. Yani sen ne yapacaksın? Analizlerine başlayacaksın. Analiz yapacaksın. Analiz. Bak, analiz içinde lütfen ama lütfen al, yani inan, bunu kesinlikle yapman lazım. Yani şu A4 kağıtlarını kullan. Şu 4 ayda şu A4 kağıtlarını kullan. Parası neyse inan ben bile yollarım sana. Çok uygun bir şekilde ya, 10 tane 20 tane bir top A4 kağıdı al. Al bu A4 kağıdını ikiye böl ortadan. Yani kalemle böyle ikiye böleceksin yarıya. Birine soruyu yapıştır. Diğerine soruyla ilgili yorumunu yaz. Bu soru nasıl çözülür gibi. Okey mi? Bunu yaparsan ve bunu 3 ay içerisinde biriktirirsen bunları, sonra sınava böyle 1-2 hafta kala alacaksın bunları, tek tek bakacaksın. Çünkü seni üst seviyeye taşıyacak olan budur. Bunu yaparsan o senin karşına gelen çözemediğin o sorular bir daha geldiğinde takır takır yapacaksındır. Daha rahat olacaksındır. Ben şuna da çok karşıyım. Ya sen gidiyorsun bunu bu şekilde yapıyorsun. Bir kere yazdın bunu geçtin. Alıyorsun atıyorsun bunu. Arkadaşlar unutursunuz. İki kere deneyeceksin, üç kere tekrar edeceksin, dört kere tekrar edeceksin belki bu soruları. Çünkü sen yapabildiğin sorular sana bir şey katmayacaktır. Yapamadığın sorular sana bir şey katacaktır. Okey arkadaşlar, ikinci kuralımızda, üçüncü kuralımızda analizi yazdık ve analizi de kesinlikle yapmanızı istiyorum. Analizi yaptıktan sonra da şunu yapıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle ama kesinlikle ikinci dönemi ne yapıyoruz? Tekrarlarını, ikinci dönemin tekrarlarına başlıyoruz. Öğretmenin sana konuyu anlattı mı? İşte Zeynep öğretmen ya da Hasan öğretmen geldi. İşte ne diyeyim, doğrusal denklemlerin bir kısmını anlattı. Sen bununla ilgili hemen o gün tekrar yapmazsan çok fazla, yani konular birbirlerine girecektir ve yani yığınla konu olacaktır. Sen bir daha işte bunu tekrar etmek falan filan karma karışık olacaktır. O yüzden Hasan öğretmen matematikte doğrusal denklemleri anlattığı o gün hemen ne yapacaksın? Notlarını aldığın şekilde alacaksın, tekrarlarını yapacaksın ve o gün arkadaşlar eğer o konu bittiyse onunla ilgili bol bol soru çözeceksin. Sonra birinci dönemi bizler ne yapacağız? Tabii ki de yani birinci dönem bizim için zaten çok önemli arkadaşlar. Birinci dönemin zaten %70'i birinci dönemden çıkacaktır. Bizler birinci dönem taktiklerini uygulayabilirsek, o birinci dönem için o sorulara daha iyi oturtabilirsek, mesela ya plan yapıyorum ben sana, çarpanlar, katlar yazıyorum, üslü ifadeler yazıyorum. Bunu niye yazıyorum sana? Çünkü tekrar et istiyorum, tekrar et, tekrar et, tekrar et istiyorum. Tekrar etmezsen inan çok sıkıntı yaşayacaksındır. Biz bunları da tekrar ettik, 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 ettik. Birinci dönemi tekrar ettik. Yanına işte ikinci dönemin konu tekrarlarına başladık, tak 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 tak. Sonra ne olacak? Zaten bir iki ay önce konuların bitmiş olması gerekiyor. Konular bir iki ay önceden bitecek ve sana kalacak 1,5 ay falan kalacak. Sen bu 1,5 ayda da oturacaksın. Her gün 2 tane deneme çözeceksin. O denemelerin bile analizlerini yapacaksın. O çözemediğin soruları gene keseceksin, gene yapacaksın. Bak bakalım 20'de 20 yapıyor musun, yapmıyor musun? Bana şöyle cevaplar geliyor. Ya hocam sizin dediklerinizi yapıyorum, işte dediniz ki bana branş denemesi çöz ve analizlerini yap, netleriniz artacak. Ben hocam denedim, bir hafta sonra bakıyorum netlerim artmıyor. Ya Allah aşkına bir hafta sonra net mi artar? Sen bunu sonuna kadar devam etmek zorundasın. Ya arkadaşlar bakın, bazı şeylerin zamanı vardır. Sen bir şeyler besliyorsun veya bir şeyler ne bileyim bir bitki besliyorsun. O bitkiyi sen tohumunu attığında hemen bir haftada veya 2-3 günde bir böyle sana meyve verecek mi? Vermeyecek. Ne yapacaksın onun üzerinde? Emek edeceksin, koşturacaksın, suyunu vereceksin, bilmem neyini vereceksin, bakacaksın, okşayacaksın, öpeceksin ki büyüsün yani, değil mi? Büyüsün, büyüdükten sonra da sana bir meyve versin. Biz de arkadaşlar, matematik gerçekten kolay bir iş değil ki. Ya matematik içinde ne yapacaksın? Koşturacaksın, sorular çözeceksin, yapamadıkların üzerine gideceksin, bir ay uğraşacaksın, 5 ay uğraşacaksın, belki 8 ay uğraşacaksın. Sonunda o sana meyveyi verecek. O yüzden biz hani diyoruz ya, son ana kadar savaşın, son saniyesine kadar savaşın. Çünkü belki de o son saniyedir o zaman ve o zaman geldiğinde bütün hepsini takır 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 yapacaksınız. Okey mi? Arkadaşlar biz sizlerin yanınızda olacağız. Sakin olun ya. Allah aşkına sakin olun. Şu stresi, şu heyecan. Ya bu videoya gelirken bile eliniz ayağınız titriyor. Arkadaşlar biliyorum, denemeye giriyor öğrenciler. Elleri ayakları titriyor. Ya niye titriyor? Titremesin, sakin olun. Düşünmeyin yani, denemeye giriyorsunuz kafanızda. Ya hocam deneme acaba zor mu olacak? Hocam matematik denemesinde ne var? İşte sorular nasıl?
Ya bunları niye kafanızda çok fazla büyütüyorsunuz veya kafanıza çok fazla sokuyorsunuz ki? Bu size stresten başka, heyecandan başka hiçbir şey vermez. Ya sakin olacaksın, gideceksin abi, denemene giriyorsan bile sakin, sessiz bir şekilde, sessiz bir ortama gireceksin, bekleyeceksin. Ondan sonra hiçbir şey düşünmeyeceksin. Ondan sonra gireceksin sınava, oturacaksın, böyle bir iki dakikada gözünü kapatacaksın. Nefes alışverişlerini sağlam bir şekilde yapacaksın. Ondan sonra kafandaki o senin etkileyen bütün etmenleri atacaksın. Konsantrasyonunu o denemeye vereceksin. Sonra başlayacaksın. Zaten başlamanla bitin, bitişin aynı zamanda oluyor zaten. Yani zaman çabuk geçiyor arkadaşlar. O yüzden ne olursunuz o heyecanınız ve stresinizi bu sınavlara aktarmayın. Bu da sizin stresinizi arttırıyor. Öncelikle bunları düşünmüyoruz arkadaşlar. Bizim 4 ayımız var ve 4 ay içerisinde çok sağlam bir şekilde çalışacağız. Planlarımıza, hedeflerimize çok sağlam bir şekilde ulaşacağız ve bu işi bitireceğiz. Yapabilirsiniz. 20'de 20 yapabilirsiniz. Matematikten full yapabilirsiniz. Arkadaşlar, ben size inanıyorum. Sizler de kendinize lütfen inanın. Allah'a emanet olun. Ben sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.